Bu sefer futbolu Altay'da başladın, antrenörlüğü Galatasaray'da başladın ve şu anda Galatasaray antrenörü olarak bir Altay maçına çıkıyorsun. Düşüncelerin ve hislerin nedir acaba? Tabii yani enteresan bir maç benim için. Uzun yıllar Altay'da forma giydim. Galatasaray'a karşı defalarca oynadım. Fakat şu anda sadece bir tek şeyi düşünüyorum. Ki futbol hayatım boyunca sadece bir tek şeyi düşünmüşümdür. Hizmet ettiğim takımın başarısı. Bugün de aynı şeyleri düşünüyorum. Altay'ın son galibiyeti Galatasaray karşısında 1980 yılında ve İzmir Alsancak Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 yendiniz ve 2 gol Büyük Mustafa'dan, Mustafa Denizli'den. Bugünkü maçın sonucu ne olur? Bugünkü maçta ne olur bilemem. Tabii peşinden bir şey söylemek yersiz olur ama Galatasaray'ın son yıllarda Altay'a karşı özellikle lig maçlarında bariz bir üstünlüğü var. Zannediyorum yani normal şartlar altında bu üstünlük bugün de devam edecektir. Öncelikle İzmirli futbol severler çok kaliteli bir maç seyredeceklerdir. Hatta diyebilirim yani hafta içinde daha evvelden yaptığımız hazırlıkların bugün sahaya yansıması halinde farklı bir skorda görebileceklerdir. 5. dakika, durum 0-0. Erhan, şimdi Yusuf, ortası, havalanan top, Ercan ve Raşit, son dokunan futbolcu İlyas, hakem Kutay bir an tereddütten sonra orta noktayı gösteriyor. Altaylı futbolcular bu gole itiraz ediyorlar. Karşılaşmanın 5. dakikası, köşe vuruşu Erhan'dan Galatasaray adına. Şimdi Yusuf, Raşit topa doğru hamle yapıyor ve dokunan futbolcu İlyas. Dakika 5, Galatasaray 1, Altay 0. Ercan'ın itirazları ve kendisine bir sarı kart hakem Kutay'dan. Daha sonraki dakikalarda Galatasaray akınları İlyas Ercan tarafından ceza alanının dışında düşürülüyor. Serbest vuruşu İlyas kullanıyor, sonuç getirmiyor. Bir kontratak anı, reha topla buluşan futbolcu Erhan. Şimdi Cüneyt, Hasan, Erdi, 24. dakika shootout. Galatasaray bu dakikalarda Raşit'le başlattığı akın, ileriye çıkan futbolcu İsmail, ortası, Kovačević bırakıyor, Uğur ve iki hamlede Ercan topun sahibi oluyor. Yesic savunmadan çıkan futbolcu, Burak'la paslaşıyor, sağ tarafta Erdi, çapraza giriyor şutu, yandan dışarıya kadar gidiyor. Altay beraberlik peşinde bu dakikalarda, Reha topu kontrol edemiyor. İlk yarının sonları yaklaşıyor. Erdin'in şutu, Hasan, önünde Cüneyt, kademede Raşit, sonuç getirmiyor. Galatasaray tekrar sağ taraftan atak, Nirisat, Uğur, geriye çıkartılan top, şut sonuç getirmiyor. İlk yarıda Galatasaray daha başarılı bir futbol sergiliyor. Sağ taraftan zaman zaman Yusuf geliyor. Gökhan, korner. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamlıyor. İkinci yarı, Yesic savunmadan çıkıyor, topla buluşuyor fakat daha önce offside. Galatasaray atağı ve karşılaşmanın bu anda 63. dakikası, Uğur Şenol tarafından düşürülüyor. Kutay seyrettiğiniz bu pozisyonda penaltı noktasını gösteriyor. Atışı Raşit kullanacak Galatasaray'da. Dakika 63. Raşit topa doğru geliyor, vuruyor, Ercan'dan dönüyor ve Altay savunması topu uzaklaştırıyor. İkinci yarıda Altay daha atak bir futbol sergiliyor. Beraberlik için Galatasaray ceza alanına gidiyor. Savunmanın sol tarafında Ahmet vardı. Yesic ikinci yarıda orta alanda görev yapıyor siyah beyazlı takımda. Erdi şut pozisyonu arıyor. Hasan tekrar Erdi. Şutu üstten dışarıya kadar gidiyor. Galatasaray orta alanda başlattığı bir akın rakip cezalarına kadar Erhan'la taşıyor. Erhan, Uğur, kaleci Ercan, Şenol ikinci yarıda geri dörtlüde görev yapan siyah beyazlı futbolcu. Raşit geri pas, kaleci Simović, Hasan'dan daha atif. Veha, Hasan, şimdi Şeref, orta, Adnan takımı adına bu pozisyonu değerlendiremiyor.
Bu dakikalarda Altay daha atak bir futbol sergiliyor. Galatasaray kalesinde ve ceza alanında orta, Hasan 3 kişi arasında Galatasaray savunması topu uzaklaştırıyor. İlerleyen dakikalarda Galatasaray orta alanda daha başarılı. Karşılaşmanın 79. dakikası, ikinci yarıda Arif'le oyunda. Arif ve Erhan paslaşması. Arif sağ taraftan hareketlenen İlyas. Şimdi İlyas topla buluşuyor. Ceza alanına girmeden şutu öndeki Şenol'dan dönüyor. Tekrar İlyas. Out çizgisine geliyor. Arka direk. Geriden gelen Yusuf vuruyor ve durumu 2-0 yapıyor. Galatasaray 2, Altay 0. Gol Yusuf. Dakika 79. Tekrar oluşumu ve golü seyrediyoruz. İlyas. Yusuf. Galatasaray 2, Altay 0. Tribünlerde yaklaşık 45 bin seyirci var. Büyük bir bölüm Galatasaraylı taraftar. Altay Erdi ile bir akın geliştiriyor. Erdi'nin şutu sonuç getirmiyor. Son dakikalarda Galatasaray tekrar atak. Sol taraftan başlayan bir akın. Erhan ceza alanına giriyor. 89. dakika. Topu geriye çıkartıyor. Mirsad ve out. Bundan sonraki tarafların çabası sonucu değiştirmiyor. İzmir Atatürk Stadı'nda deplasmanda Galatasaray Altay'ı 2-0 mağlup ediyor.